Merhaba sevgili arkadaşlar. Hani birilerine değer verirsiniz de o kişileri hayatınızda bir yerlere koyarsınız. Fakat aynı değeri kendisinden göremezsiniz. Ne yazık ki insanların çok azı hak ettiği gibi bir saygı görüyor. Sen de hak ettiğin saygıyı alamadığını düşünüyorsan bu videoda sana hak ettiğin saygıyı alamayışında senin davranışlarından bahsedeceğim. İhtiyaçlarını, istediklerini ifade etmezsen insanlar senin yerine karar verir. Örneğin insanlar sana soru sorduğunda sen bilirsin, fark etmez gibi cevaplar veriyorsan, çevrendeki insanların bir süre sonra senin düşüncelerini sormaya bile gerek duymadıklarını göreceksin. Eğer çevrendeki insanlar tarafından saygı görmek istiyorsan, söylediğin şeyleri, sınırlarını ifade edebilmen gerekiyor. Hak ettiği saygıyı alamayan insanların sıklıkla yaptığı bir davranış var. Etrafındaki insanların kendisine yaptıklarını hemen unutmak gibi. Tamam, bir yerde hatayı affetmek güzel bir davranıştır. Zihinsel olarak hem seni yormaz ve aynı zamanda kişiyi de özgürleştirir bir yanı da vardır. Fakat affetmeyi ayrı bir yere koyalım. Affetmek unutmak demek değildir. Örneğin hayatındaki bir kişi senin için kötülük yapmıştır, affetmişsindir. Belki sonra bir daha affetmişsindir. Burada şunu bilmen gerekir ki sana kötülük yapan birinin tekrar sana kötülük yapabileceğinin ihtimalini her zaman değerlendirebilmen gerektiği. Bu ihtimali kendine zarar vermemek adına unutmaman gerekir. Bu yüzden bu durumlarla karşı karşıya geldiğinde hiçbir zaman sıfırdan başlıyormuş gibi davranışlar içerisine girme. Yani affedebilirsin ama unutmak yok. Kendini korumak adına mesafeni koymalısın. Ve çok fazla özür dilemek. Özür dilemek evet erdemli bir davranıştır. Fakat yerli yersiz bazen gerekmediği de halde özür diliyor olmak, siz bunu kibarlık çerçevesinde dahi yapmış olsanız, karşı tarafta gerçekten bir hata yapmışsınız gibi bir algı oluşturabilir. Bu da karşı taraftan gereken saygı ölçütünü yine alamayışınıza sebep olabilir. Çünkü bir şeyi çok yapmak demek, iyi bir şey yapıyorsun demek değildir. Bazen de kendi değerimizi aşağı çektiğimizin de bir ölçütüdür. Ve saygı görebilmek adına yapılan yanlışlardan bir diğeri ise, karşı tarafın bizden beklemediği kadar çok ve gereksiz açıklamalar yapmak. Bir konu hakkında gereksiz detaylar veriyor olmak hem iletişime zarar verir hem de çok basit konuyu bile açıklarken karşı tarafın söylediklerinize verdiği değeri düşürür. Ve bazen de söylediklerinizin karşı taraf açısından güvenilirliğinin düşünülmesine sebebiyet verir. Ve saygı konusu, etrafında değer verdiğin insanlar vardır. Sen de onlara değer veriyorsundur ama aynı değeri göremiyorsundur. O insanlar bazen seni küçümseyebilirler, hor görebilirler, değer vermeyebilirler. Bu senin benlik saygına zarar verir. Bu durumlarda ikilemde kalırsın. Benlik saygımı mı korumalıyım, ilişkimi mi korumalıyım? İlişkini tercih ettiğin noktada kendini feda etmiş olacaksın. Benlik saygını tercih edersen yüksek ihtimalle o insan senden uzaklaşacak. Eğer saygı görmek istiyorsan benlik saygını tercih etmek zorundasın. Bu net. Eğer etrafındaki insanları tercih etmeye devam edersen, üzgünüm ama daha az saygı göreceksin. Çevrendeki insanlara kendini kanıtlamaya çalışıyorsan, örneğin ben değerliyim, ben önemliyim, ben sevilebilirim gibi açıklamalar yapmaya çalışıyorsan, kendini sürekli bunu yapar bir kişi olarak buluyorsan, bu karşı tarafta tam tersi bir etki yaratabilir. Ben her zaman kendi ilişkilerim içerisinde de şuna inanmışımdır arkadaşlar. Bir kişi seninle bir bağ kurmak istiyorsa, kuruyor zaten. Değer vermek istiyorsa zaten verecek. Seni önemsemek içinden geliyorsa zaten önemseyecek. Yani bunun için kendinin değerli veya sevilebilir olduğunu sürekli söylemeye ihtiyacın yok. Bırakın karşı taraf kendiliğinden o değeri size hissettirsin. Bırakın sizi o keşfetsin. İnanın böylesi hem hoşunuza gidecek hem de sevilebilme çabasıyla kendinizi tüketmemiş olacaksınız. İstediğiniz kişi tarafından o değeri alamadığınızı düşünüyorsanız bırakın herkes yoluna gitsin, gidebilir. Hayatındaki insanlara sınırsız güvenmek. Burada tabii ki tamamen güvenmek değil kastettiğim, güvenmediğimizde insanlarla bağ da kuramayız. Fakat ben hep şöyle düşünmüşümdür, en sevdiğin insan bile en yapmaz dediğin şeyi sana yapabilir. Çünkü insanların ne yapabileceklerini tam anlamıyla kestirebilmek hiçbir zaman mümkün değildir. Ya da bir insanı tamamıyla tanımak mümkün değildir. Bu sebeple ilişkilerin içerisinde bağ kurduğun insanlarla bu ihtimali de göz önünde bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmamalısınız.
ve çok samimi olduğun, bağ kurduğun bir arkadaşın seninle sohbet içerisindeyken sana seni eleştirmeye yönelik bir takım kelimeler, cümleler kullanıyor. Ya sen de çok da zayıfsın, biraz kilo al artık ya da sen de çok göbeklisin, yağların sarktı artık, biraz kilo ver gibi küçümseyici tavırlar karşısında biliyorum senin canın yanıyor. Ama sen karşı tarafı o kadar değerli biri olarak görüyorsun ki, o kişiyi o kadar gözünde büyütmüşsün ki, arkadaşının söylediklerinin aslında senin iyiliğin için söylendiğine dair gibi düşünceler içerisindesin. Evet, belki de gerçekten senin iyiliğini düşündüğü bir yanı da var olabilir. Fakat orada canın yanıyor olmana rağmen kırıcı olmamak adına sessiz kaldığında, kendini ifade edemediğinde, konuşamadığında karşı taraf için senin bu duruşun nasıl olsa umursamıyor, ben daha fazla yüklenebilirim gibi bir düşünce içerisine giriyor. Ve sana daha fazla yüklenmeye başlıyor. Bu yüzden eğer kırıldıysa ve eğer canın yandıysa, acı çektiysen bunu ifade etmekten kaçma. Çünkü karşı tarafın sana olan davranışını ancak böyle değiştirebilirsin. Ve elbette hepimiz değerliyiz ve bunu başka birilerinden duymak hepimize mutluluk hissettirebilecek bir duygu. Fakat sen kendinin değerli oluşunu başka insanların söylemleri üzerinden ölçüyorsan, çoğu zaman etrafındaki insanlara şu şekilde davranışların olmaya başlar. Sence bu güzel mi? Sence bu iyi mi? Sence beni sever mi? Gibi diğer insanlardan onay almak gibi durumlar içerisinde bulursun kendini. Bir kere burada kendine bir saygısızlık yapmış oluyorsun. Bu yüzden kendi kararlarını kendin verip diğer insanlara sürekli sorup onay alma çabanı bırakman lazım. Bazen hiç bilmediğimiz alanlarda tanımadığımız veya yeni tanışmaya başladığımız insanlarla bir arada oluyoruz. Bu çok bilmediğin alanlarda kendi zayıf noktalarını ortaya koymaman senin için doğru bir yol olacak. Ve eğer hak ettiğin saygıyı görmediğini düşünüyorsan, bil ki sınırların ve prensiplerin yoktur. Hayır diyebilmen, sınırlarının olması, insanlara kendini parça parça sunabilmen, insanlar tarafından saygı görmene sebep olacak kilit noktasında. Yani bazen de maalesef taktik yapman gerekiyor, eğer saygı görmek istiyorsan tabii. Ne yazık ki saygı kazanmak öyle çok da kolay değil, ama zor da değil. Bunun için biraz farkındalığa, biraz da çaba göstermeye ihtiyacım var. Evet, bugün burada hak ettiğin saygıyı alamayışında senin davranışlarından bahsettik. Diğer videolarda yine görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler diliyorum.